Down sendromunun kesin tanısı fetal doku analiziyle konulur. Fetal doku analizi de amniyosentez ve koriyon villus örneklemesi gibi invaziv işlemleri gerektirir. Koriyonik villus örneklemesi, koriyonik villusun yani plasental dokunun incelenmesidir. Gebeliğin 11 ila 13. gebelik haftalarında yapılır. Ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımı ile anne karnının uygun bir yerinden girilir. Plasental dokunun uygun bir yerinden koriyonik villus örneklemesi yapılır. Down sendromu ve majör kromozomal defektler için sonuçlar 3 gün içerisinde elde edilir. Diğer daha nadir olan kromozomal problemler için sonuçların elde edilmesi 2 haftayı bulmaktadır. Koriyonik villus örneklemesinin primer amacı sonuçların gebeliğin daha erken döneminde elde edilmesidir. Dolayısıyla sonuçlar anormalse yine gebeliğin erken döneminde daha güvenilir bir yöntemle gebelik terminasyonuna yani gebeliğin sonlandırılmasına olanak tanır. Amniyosentez fetüsün etrafındaki sıvıdaki yani amniyon sıvısındaki hücrelerin incelenmesidir. İdeal olarak genetik tanı amaçlı amniyosentez 15 ila 20. gebelik haftalarında yapılır. Koriyonik villus örneklemesinde olduğu gibi yine ince bir iğne ile ultrason eşliğinde anne karnının uygun bir yerinden girilir. Amniyon sıvısına rahim geçilir ve amniyon sıvısına ulaşılır ve amniyon sıvısı elde edilir. Alınan amniyon sıvısı karyotipleme ve diğer genetik tanı testler için kullanılır. Amniyosenteze bağlı gebelik kaybı olasılığı yaklaşık 300 ila 500 gebelikte birdir. Down sendromu ve diğer majör kromozomal problemler için sonuçlar 3 gün içerisinde elde edilmektedir. Diğer daha nadir olan kromozomal problemler için sonuçların elde edilmesi 2 haftayı bulmaktadır.